Herkese selam, herkese merhabalar sevgili Boğa Burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün 15-21 Ocak haftalık kahve bakımınızı yorumlayacağım. Şimdiden hepinize güzel bir hafta diliyorum. Haftanın bolluğu, bereketi, sağlığı üzerinize olsun. Şu kısım içeriye doğru geliyor. Biraz kalem işiniz var arkadaşlar ama bakın. Nasıl biliyor musunuz? Sanki omuzlarında saçı olan bir kadın. Yani saç boyu oralarda olan bir kadının kalem, eğitim, imza, anlaşma, satış, alma, yazma, eğitim, akademik olayları, iş konusuyla ilgili bir şeylere imza atma. Artı bu kadınla alakalı olarak, erkekler için de söyleyeceğim. Bu kadınla alakalı olarak bir evlilik, bir çocuk konusu ki bu kadının hayatında yaşayacağı en güzel olayların bir başlangıcının konuşulması var. Çünkü bu kadın ki genç kız da olabilir, o kadar çok üzülmüş, o kadar çok canı sıkılmış ki şu gördüğünüz kısmı belki içinden atmak için yani yıllardır senelerdir beklemiş. Şimdi daha yeni yeni önünü görmeye başlıyor bu kişi. O yüzden ben şanssızım, ben şöyle sıkıntılıyım, ben böyleyim diyen bir kadın varsa en başta siz. Ama onun haricinde arkadaşlar böyle bir tanıdığınız varsa dibinizde önü çok güzel açılır. Tabi onun hayatının rahatlaması sizi de beraberinde rahatlatabilir. Onun haricinde sevgili kadın arkadaşlarım ve Onlarca sevgili kadın arkadaşlarım size ekstra bir şey söyleyeceğim. Hayır benim saçım böyle değil diyorsanız siz bu söylediğim olaylara daha bilinçli bir şekilde girebilirsiniz. Yani e, herhangi bir şansın olmasına gerek yok. Ben karar verdim ve başlatıyorum bu e, gündemleri diyebilirsiniz. Dediğim gibi temin ki e, kısa saçlı kişilere nazaran sizler genel olarak tüm kadınları söyleyeyim, tüm boğa burcu kadınlarını söyleyeyim daha bilinçli başlayabilirsiniz. Daha sistematik belki ilerleyebilirsiniz. Ve şimdi sevgili erkek takipçilerim bizzat sizin için söylüyorum. Ayın 24'ü, ayın 25'i civarlarında ki genel olarak 15'i de önemli 5'li zamanlar. Şimdi 5 5 arka arkaya çıktığı için hem 5 ay sonrasını yani Ocak ayını hem de 5'ini yani 5. ayı daha doğrusu Mayıs ayını anlatıyor. Sizler bu dönemde ya bir kadınla karşılaşabilirsiniz. Yani bakın tanıdığınız yoksa zaten tanıdığınız varsa nasıl bir şey olabileceğini en başta anlattım. Ama onun haricinde hiçbir şekilde böyle bir kadın tanıdığınız yok ise bir kadınla tanışabilirsiniz. Bu kadın size az önce saydığım iş, eğitim, kariyer, para, alma, satma, bir işe girme, var olan işte yükselme. Belki bu kadın müdürünüz ve sizi yanına çıkarabilir, hani yükseltebilir böyle bir olay var. Onun haricinde ne böyle bir kadın tanıyorum ne de ben bu süreç içerisinde böyle bir kadınla tanışmadım diyorsanız olay birazdan sizler için değişiyor. Çünkü sizler burcunuz itibariyle bir Dişil enerjisiniz ve bu dişil enerjinin vermiş olduğu böyle bir naiflik mi diyeyim böyle bir güzellik var yüzünüzde ve hani denir ya senin gül cemal için yüzünün suyunun hürmetine sana böyle böyle bir iyilik yapıyorum. Böyle bir iyilikle karşılaşabilirsiniz. Neden ben burayı uzun anlatıyorum? Çünkü hem bakış açısı geleceğe doğru bakıyor. Yani geçmişe ve birazcık aile konularına, yani aile içindeki sıkıntı, akrabaların dedikoduları, arkadaşlarınızın yaşadığı sıkıntı hepsine sanki böyle bir bana ne? umurumda değil. Sıkıldım ve sırtımı çeviriyorum artık. Tamam, duyarım, ederim, bakarım, ilgilenirim ama artık yeter. Önüme bakıyorum dediğiniz bir dönem ve bakın kaç yaşında olursanız onun ister 50 yaşında olun hep başkaları için bir şeyler yapmışsınız. Yani kaç yaşında olduğunuz hiç önemli değil o yüzden söylüyorum. Bakın böyle bir sıkıntıyı derdi düşünün ki vücudunuzdan çıkarttınız attınız ne kadar büyük değil mi? Böyle büyük bir rahatlama var sevgili arkadaşlar. O yüzden anlattım. Bakın daha da geliyor haneye doğru. Şimdi arkadaşlar şöyle bir göstereyim size fincanınızı. Fincanınız bu arada çok güzel, çok temiz. Ki i̇yi ki burası yani dipte falan değil. Bakın sıyrılmış çıkmış görüyor musunuz? Böyle tırnaklarınızla kazıya kazıya bir şeyleri yapmışsınız. Ee, çok büyük bir emek var aslında ortada. Yani hiçbir şey yapmıyormuşsunuz gibi görünse de artık yani o başka insanların düşüncesi. Bence siz durduğunuz yerde bile, telefonunuzda bir şeylere bakarken bile bir şeyler yapıyorsunuz. Gerçekten büyük bir emeğiniz var aslında ortada. Şurada bir arkadaşlar ortam var. Burada birisine böyle bir yardım. Sanki yangını var da oraya bir su taşıyor gibi görünüyorsunuz. Adında soyadında K, C, Ç, Y harfleri olan bir de U harfi olabilir. Bu harflerde bir insana yardım etmek için büyük bir çaba sarf ediyorsunuz. Özellikle ayın hani 20'si 21'inde e, hiç belki size faydası dokunmayacak ama sırf dostumdur, arkadaşımdır, ailemdir diye onun yardımına koştuğunuz birisi var. Bu bir. İkincisi şurada arkadaşlar gözü ve öne doğru uzayan ağzının belli olduğu ya bir fil ya bir arkadaşlar tapir suratı burası. Birincisi arkadaşlar tapir kendi halinize takılan bir insan olduğunuzu anlatır karakteristik olarak bu hafta özel söylüyorum. Onun haricinde fil Sadece baş kısmı göründüğü için bir evliliğin başlangıcı riskli bir işe başlamadan önce yaptığınız araştırma dönemini onun haricinde de evlenecekseniz ya da bir ilişkiniz varsa burada yeni yeni gelişmelerin olmasına iyi anlamda söylüyorum. Gelişmelerin olmasını anlatır. Hatta negatiflikten çıkıp pozitife doğru ilerlediğiniz bir dönem. Şöyle bakın yakından da göstereyim sizlere. Filin gözü, filin o hortum kısmı ki tapire de benziyor. Burası dümdüz olduğu için bir geri dönüş olayı var. Bakın hemen dibinde kanatlarını yukarıya doğru açmış bir kuştan size yani güzel bir haber geri geliyor. Bir yerlerden haber bekliyorsanız ya da henüz cevap gelmediyse bu hafta güzel haberler alabilirsiniz. Buradasınız karşılıklı olarak bir bağlandığınız bir insan var arkadaşlar. Birazcık mutualist bir bağlantı. Ne demek mutualizm? Siz ona fayda sağlıyorsunuz. O da size fayda sağlıyor gibi böyle karşılıklı yararın olduğu bir ilişki, iş ilişkisi olabilir. Siz ona çalışıyorsunuz, emeğinizi veriyorsunuzdur. O da size para veriyor gibi. Aşk olabilir vesaire. Böyle bir olay var. Ve başınızın üzerinden güzel güzel bakın kuşlar uçuyor. İkinizin de böyle beklediğiniz belki bir haber varsa evet haber gelebilir bu bir. İkincisi aşk olabilir. Bundan bahsetmiştim. Bir kavuşma olabilir ki genel olarak belki bu bağlantıdan artık sıkıldınız. Biraz sol tarafta olduğu için bunu söylüyorum. Sıkıldınız. Yani ben burası iyi ya evet ama sıkıldım. İlişki iyi gidiyor ama hep o kadar yani monoton ki hiçbir şey olmuyor sıkıldım dediğiniz böyle bir ilişki oluyor ailemle çok iyi olabilirim evet ama sıkıldım ben artık gitmek istiyorum ben artık gezmek istiyorum yeter sıkıldım bu düzenden deyip böyle bir uzaklaşma bir özgürleşme niyeti içerisinde olabilirsiniz bir para geliyor ama sanki yanlış hesaba yatırılıyor böyle bir olayınız var buna dikkat edin çok büyük bir şey değil ama tabii ki arkadaşlar benim için 5 lira büyük değildir ama bir, yani sizin için değildir ama bir başka seçim yani çok büyük bir para olabilir o 5 birim 10 birim haliyle niye gitsin yani. O yüzden nereye para attığınıza ya da birisine ibanınızı mı yolluyorsunuz mesela çok dikkatli gönderin elinize yazmaya çalışmayın ya da ekran görüntüsü atmayın kopyalama kısmı var. Oradan atmanız daha iyi olacaktır. 3 yerine 5 girer hop başka isim çıkar. Sizin isminiz de AY ile başlıyordur. Onun ismi de AY ile başlıyordur. Aa aynı doğru kişiye gönderiyorum der. Şak gönderir. Bir de paranızı almakla uğraşırsınız. O yüzden para konularını kime nereye ne kadar gönderiyorsunuz. Belki 500 yazıyorsunuzda 5000 yazdınız. Çıktı gitti para. O yüzden dikkat etmekte fayda var. Bir tane erkek var arkadaşlar. Hani horozlar için denir ya kendi öttüğü için güneşin doğduğunu zannediyor diye. Bakın böyle bir erkek var. Çok fazla haneden birisi değil ya bir akraba çok yakın değil uzak bir akraba zaten sevmediğiniz bir insan ya da iş yerinden birileri hani iştir okuldur biraz daha böyle sosyal alanlardaki bir insan olabilir hani böyle hanenin içerisinden birisi çok fazla değil ki hanenin içinden bile olsa siz bu insanı hanenin bu erkeği hanenin içinden bir insan olarak saymıyorsunuz yani sokaktaki insan o insandan daha değerliyse evet o zaman bu insanı dışarıdan alabilirsiniz hanenin içerisinden olmasına rağmen ama onun haricinde bu birazcık uzak bir erkek böyle bir kişi ve sizin bir şey yapmanızla ilgili inanılmaz konuşuyor yani mesela siz diyelim işte bir yere gittiniz bir yeri kazandınız işte ben sana akıl vermeseydin sen yapamazsın niye sizin aklınız yok mu işte ben sizi tanıştırmasaydım siz hala bekardınız Yo belki bulacaktık kaderimde varsa öyle de böyle de ben bulurum yani. hani Diyorum ya güneşi kendi öttüğü için doğduğunu zannediyor. Böyle horoz bir erkek. Onun haricinde işte ben seninle olmasaydım kimse seninle olmazdı kalırdım böyle. Ben seni işe almasaydım sen şimdi açlıktan ölürdün gibi 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 bir insan bu. Belki hani babanızı sevmiyorsanız vesaire. Ben sana bakmasaydım sen bugün bu halde olmazdın diyen bir insan da olabilir. Bu kişiyle aranıza inanılmaz bir mesafe koyuyorsunuz ve aranızdaki bağlantıyı hani zaten kesmek istediğiniz bir insan belki zaten çok sıkılıyordunuz hani onunla yaşadığınız ilişkiden. İyice böyle e, aranızı böyle kapattığınız o ilişkiyi tıraşladığınız bir dönemin içerisindesiniz ve kendinize yeni bir kapı açıyorsunuz sağlık olaylarına ekstradan dikkat edin. Saçını sürekli arkadaşlar at kuyruğu yapan kısa saçlı olmasına rağmen at kuyruğu yapıyor. At kuyruğu yaptığı zaman saçının uç kısmı kulağının oralarda kalıyor. Yani saçını at kuyruğu yapıp da ensesinden böyle beline doğru aşağı doğru gelebilecek kadar uzun değil. Muhtemelen de saçları açık renk ama dibinden böyle koyu renk çıkan bir kadın. Bu kadına da ekstra dikkat edin. Kilolu bir kadın değil. Neden dikkat edin diyorum. Çünkü hayatınızda bir şeyler yapmak istediğinizde işte Ge belki eski partnerinize geri döneceksiniz, eğitim hayatınıza, iş hayatınıza bir şeylere geri döneceksiniz. E niye yapıyorsun, niye ediyorsun, niye böyle, niye şöyle? Sizi böyle e kendi zehirli düşünceleriyle, zehirlemeye, niye yapıyorsun, niye ediyorsun diyerek uğraşma, etme. Size şöyle demenizi istiyor. Aa evet uğraşmayın. Yani e emeksiz yemek olmuyor. Ve sizin bir şeylere emek verip de belki popüler olmanızı, başarılı olmanızı, hakkınızda... İyi şeyler konuşulmasını, yerlere gelmenizi istemeyen bir insan. Şurada da bakın tam şu bahsettiğimiz erkeğin tersi bir insan var. Bakın deniz atı gibi. Deniz atı yardımcı olan erkek demektir. Erkek kardeşler olabilir. Evet eşiniz olabilir. Erkek çocuklar olabilir. Ee, baba ona keza alabilir. İş yerinden diyorum ya sizin yüzü suyu hürmetine iyilik yapacak sanki bir insan var. Ya sen benim 10 yıldır çalışanımsın. Ben seni çok seviyorum. Şöyle böyle hadi böyle bir iyilik yapalım. Gibi tabii artık nasıl olursa. Böyle bir durum var ve gerçekten size yardım etmek isteyen bir kişi adında soyadında da ES harfleri var. Hanenin içerisinde de bir kral var arkadaşlar. Bazen hani yaş vesaire söylemek doğru değil. Neden diyeceksiniz? Çünkü bir halde 2 yaşında bir çocuk varsa o ailenin kralı o çocuk oluyor. Yani sizin yaşınızın hiçbir hükmü kalmıyor. O nereye gitmek istiyorsa oraya gidiliyor gece ağlıyor mu arabayla gezilecek mi? Tamam gezilecek. Yani evin kralı o oluyor. Böyle bir durum var ki yaşı belki ileri. Genel olarak bir kraldan bahsediyorum. Hani birazcık ele geçirmiş ve bu siz değilsiniz. <laughs> Onu da söyleyeyim. Şimdi yani evin tek evladı diye, hani tek kızı tek oğlu diye belki bir e, böyle onun sözünün geçtiği bir süreç olabilir. Şöyle bir vallahi arkadaşlar niyetiniz çok güzel görünüyor ama her tarafa gidiyor. 3 tane niyet. Biri bireysel, biri aile, biri toplumsal olabilir. Hani her tarafa gittiği için böyle bir yorum yaptım. Biraz gizli saklı bir konuşmanız var yani gizli saklıysa gizli saklı kalsın. Aman işte biz şöyle bir şey konuştuk diye gidip sağ solda anlatmayın. Çünkü o ona söyler, o ona söyler. Bir sürü laf olur. O yüzden biriyle bir şey konuşuyorsanız sadece aranızda kalması en iyisi. Benim sizler için söyleyeceklerim bu şekilde. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, güzel yorumlarınızı yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Kendinize de iyi bakınız. Hoşça kalın. Bay bay.